Merhaba arkadaşlar. 20 Mart pazartesi günündeyiz. Bugün yine haftaya kötü başlangıç yaptık. Her hafta olduğu gibi. <laughs> Alıştık artık birazcık. Ciddi ciddi satıyorlar. Yani endeksi %3 sattılar. Psikolojik sınırları kırdılar. Psikolojik sınır 5000 diyordum ben. Hiç direnmedi bile. Direkt 4975'e kadar Borsa İstanbul 100 endeksine satmış bulunuyorlar. Tabii ki işte dediğim gibi üçgenin içine girdik. Üçgenin içine girince e, biraz mide bulandırıcı hareketler olabiliyor. Şimdi altımızda 4.700 desteği, üstümüzde kıramayacağımız bir 5.250 e, oldu. Düşen trendimiz var. E, bu arada sert hareketler e, oluyor. Tabii ki burası an stabil bölge olduğu için ciddi bir volatilite olması muhtemel demiştik daha önceden. E, i̇şte burada irademizi birazcık test etmemiz gerekiyor. Tabii ki uzun vadeli yatırımcıysak. E, portföyümüzü satamıyoruz da Özellikle bu strateji uygulayan arkadaşlar için e, Uzun vadeli yoluna çıktıysak e, Dolayısıyla e, satamayanlar için Hisseler aslında ucuzluyor Yani şirketlere daha kolay ortaklık yapabilme Şansımız aslında e, Bir nevi yavaş yavaş geliyor diyebiliriz Arkadaşlar yasal uyarımızı okuyalım Şöyle bir endekse bakalım bugün birazcık hisseler Üzerinden gideceğiz ucuz hisseleri bilançoları iyi gelip e, ciddi düşüşler yakalamış Hisseleri bulmaya çalışacağız Biz de adeta onları yakalamaya çalışacağız Burada arkadaşlar alsa tut tavsiyesi yapmıyoruz yatırım danışmanlığı vermiyoruz sadece muhabbet ve analizler yapıyoruz. Buradaki bilgilere dönük olarak yatırım kararı verirseniz beklentiniz uygun sonuçlar doğurmayabilir dedikten sonra yasal uyarımı gösteriyorum. 1,5 dakikalık giriş konuşmasını yaptığımıza göre şöyle bir genel bakabiliriz arkadaşlar gördüğünüz gibi her şeyi satmışlar benim portföyde bir tane bile hisse yok. İskenderun demir çelik görünüyor ama o da zaten yok hani onu Ereğli ile kıyaslamak için koymuştum. Dolayısıyla dehşet zarar yazdığım görünüyor. Biz BIST endekse baktığımızda 4975 yani 5000'in altında bir günde getirmeler çok iyi olmadı açıkçası. bu gerçekten satmaya niyetli olduklarını gösteriyor. peki böyle zamanlarda ne yapmamız lazım? Yani ne düşünmemiz lazım? Özellikle uzun vadeciler için. Hani biz bir yola çıktık. Şirketlerimize ortak olma bilinciyle yola çıktık. İşte böyle durumlarda burada birazcık şirketlerin ne kadar para kazandığını, bizim işte hisselerimiz düştüğünde ne kadar daha fazla lot alabileceğimizi bu gibi hesapları yaparak e, önümüzdeki düşüşün derinleşmesini aslında hazırlanmamız gerekiyor. Ve bu süreçte acaba hangi hisseleri portföyümüze dahil edebiliriz veya hangi hisseleri e, eklememiz gerekiyor. Yani bu konular üzerine düşünüp yedek akçemiz varsa yedek akçemizde tabii ki hazırlamamız gerekiyor. E, yedek akçe kullanım stratejimize göre artık kademeli mi kullanıyorsunuz, İyice düşmesini bekleyip en düşük gördüğünüz şirkete dipten maliyet mi düşürüyorsunuz. Bunları planlamak gerekiyor. Tabii ki stop noktası için yani stop olmak isteyenler varsa tabii ki orası biraz uzun vadeciliğe ters oluyor. Ama mesela şu an üçgen içerisinde bulunduğumuz için üçgenin belki en alt noktasının kırılması sonrası orada bir kalıcılık gerçekleşirse stop olunabilir kısa vade ve orta vadeciler için ama işte orada sattıktan sonra tekrardan ciddi bir dönüş olabiliyor. Bu sefer de büyük zararla e, masadan kalkabilirsiniz Yani masadan kalkmamak için e, Ya uzun vadeci olacaksınız ya da kısa vadeci ol Doğru yerde stop olmanız gerekiyor arkadaşlar Peki bugünkü konumuz nedir Şöyle bir endeks grafiğine gidelim Nerelere kadar düşebiliriz e, Şu an hangi noktadayız Bir de bugün mesela şöyle bir şey yapalım e, Belli kriterler belirleyip e, Mesela bu düşüşten ciddi manada etkilenmiş Ama temel analizine göre Yani bizim böyle beğeneceğimiz çarpanlarla olan karlılığı iyi olan Kaktimizi çeken özellikle bilançolarını beğendiğimiz fakat 30 -40 da mesela düşmüş hisselere uygun ekleme noktalarında eklemek için acaba bu hisseleri bir seçip çıkartabilir miyiz? Bunu nasıl yapabiliriz? Bunları size anlatmak istiyorum arkadaşlar TradingView üzerinden. Şöyle kendimi küçülteyim. Öncelikle bir endeksimize gidelim. Yani TradingView'dan. Tabii ki her zaman her gün baktığımız gibi artık ezberledik. Üçgen içerisindeyiz arkadaşlar. Üçgenden çıkamadık. Bir çabamız oldu tekrar çıkamadık. Trende dönüş sabahımızda başarısız olduktan sonra. 2 gündür çok ciddi satışlar geliyor yani özellikle cuma ve pazartesi şöyle bir baktığımız zaman iki günde yani %7'lik endeks düşüşü gelmiş e, çoğu hisselerde %10-15'lerde düşüşler var yani iki gün üst üste mesela %7-%7 düşen hisseler var ve de bunlar hani 100 endeksindeki büyük hisselerden bahsediyorum e, bazılar eğer ki düşüş ciddi fırsatlar verebilir şu anki endeksin konumuna baktığımız zaman şimdi 5000'de bir zaten psikolojik direnç vardır yani her zaman e, düz sayılarda psikolojik direnç oluyor arkadaşlar Oranın altında kalmışız. Yani şu noktanın altına indik artık. Ee, tabii ki burada gördüğünüz gibi turuncuyla işaret bulan 100 günlük hareketli ortalamamız var. Yani e, kırmızı 21 günlük, 50 günlük. Bunların zaten altındayız. 100 günlük hareketli ortalamanın sınırında endeks grafimiz düşmüş. Yani bu hareketli ortalama bir destek görevi görecektir. Ama ne kadar güçlü bir destek olabilir orasını bilmiyorum. Çünkü çok ciddi satış veriyorlar. Yani %3 e, ciddi hacimlerde... Ee, toplu olarak tüm hisselerde sattıkları zaman yani endeksi böyle bir hissele tutma durumunda yapmadılar 2 gündür. Ee, bu da birazcık korkutuyor. Acaba gözlerini kararttılar. Bizi daha önce test ettiğiniz defalarca 4700 noktasına mı götürmek istiyorlar? Ee, düşüncesini bende oluşturuyor. Ee, tabii ki bu noktaya geldiği zaman hisselerde çok ciddi fırsatlar verecektir. Çünkü bu noktaya kadar düşündüklerinde endeksi bir %6-7 daha düşürmeleri lazım. Yani 2 gün daha bu şekilde %6'lık 7'lik hisse bazı düşüşler olması lazım ki e, 4700'leri bize gösterebilsinler. Zaten birazcık bankalarla tutuyorlardı. Bugün hem bankalar hem sanayi her şeyi aynı anda sattılar. Aynı anda satınca da 2 gündür ciddi kırmızı mumlar açmış oldu. Yani 200 günlük hareketli ortama çok aşağıda. Endeksin ben buralara kadar düşmesi yani düşebilir. Endekstir bu. Borsadır. Her şey olabilir. E, ama biraz daha şu etapta zor görüyorum. Öncelikle belki şu 100 günlükten tepki yapamazsak. Yani 100 günlük hareketli ortama şu an bulunduğumuz yer. 4976 noktası. Öncelikle şey 4990 nokta sözlü diliyorum arkadaşlar. Şu an 4975'teyiz. Yani oranın aslında altına kırmışız. Yarın bir tepki gelmezse muhtemelen şuradaki mavi çizgi olan 4700'lere kadar bizi tekrardan düşürme ihtimalleri var. Buranın da altına gelirsek 4653 yani şu daha önce çalışan üç kere çalışan e, alt kanal üst bandımız e, bir destek görevi görmesi muhtemel. Zaten buranın da aşağısı ne derse, e, aşağısı boş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu 4000'li noktalara kadar hiçbir destek görünmüyor. E, buralara kadar çok ciddi düşmesi e, beklenebilir. Şurada bir 4500 noktası birazcık yatay destek olacaktır. Yani orayı da işaretleyelim şöyle kademeli olarak. Yani şu nokta daha önceden burada bir filamamsı hareket yapmış. Yani 4975'e tutamazsak 4700, 4700'e tutamazsak 4400'e kadar e, yolumuz açık. Ondan sonrası zaten e, çukur. Yani e, bayağı bir sıktığın noktalara gideceğiz. İnşallah öyle bir durum olmaz. E, tabii ki kendi hisseniz bazında da düşünmeniz lazım. Yani endeks düşüyor diye işte sizin hisseniz de düşer. Ama sizin hissenizin bu kötü olduğunu göstermez. Aslında bazı durumlarda bu çok iyidir. Endeks düştüğü zaman sizin iyi olan hisseniz ucuzladığı için size fırsat verme ihtimali var. İşte siz bu fırsatları nasıl kovalayabilirsiniz? Mesela genel olarak hisselerinizi tek tek tarayabilirsiniz portföyünüzde. Şimdi zaten uzun vade olarak bir hisseyi portföyünüze eklediyseniz, bunu bilinçli olarak yaptıysanız demek ki bu hisseye uzun vadede güveniyorsunuz demektir. Uzun vadede güvenmek demek ben bu hisseyle uzun bir yola çıktım. Bu şirketin geleceğine güveniyorum. Ve fiyatlarını e, düştükçe benim için fırsattır demek. Yani gerçekten bilinçli bir yatırım amacıyla borsaya geldiyseniz böyle düşünmeniz lazım. Beğendiğiniz bir şirketin fiyatı düştükçe daha iyidir. Niye? Fiyatı daha da düştükçe siz daha fazla alabilecek kapasiteye sahip olacaksınız arkadaşlar. E, peki bu şekilde hisseleri bir e, seçelim istiyorum. Yani belli kriterler belirleyip acaba bu düşüş sonrası bize fırsat verecek olan, verebilecek olan takip etmemiz gereken hisseler var mıdır diye e, bunları sizlerle beraber bakmak istiyorum açıkçası arkadaşlar. Şu an videomuzun 8. dakikasındayız. Şöyle e, mesela hisseler için kriter belirleyebiliriz arkadaşlar. E, en birinci mesela kriterimiz olan e, mesela 100 günlük hareketli ortalamanın altına insin istiyoruz. Düzeltmeden yeterince e, etkilenmiş bir hisse olsun. Yani 100 günlük hareketli ortalama altında kalan hisseleri bulalım. Ee, ama bu hisselerin de belli özellikleri olsun. Mesela e, ne gibi bir şey diyebiliriz? Mesela FK'sı çok şişik olmasın. fk'si e, küçüktür e, şöyle küçüktür işareti koyayım. Mesela 15 olsun. E, onun dışında bizim yani benim en çok kullandığım e, basit e, bir kriter olan mesela öz sermaye karlılığı bölü piyasa değeri defter değeri büyüktür mesela 10 olsun. Neden böyle bir formül çıkarmıştım ben daha önce de? piyasa defter değerini oranladığınızda ondan büyük çıkıyorsa genellikle bu firma yatırdığınız parayı 6-7 yılda defter değeriyle aborte edebilme gücüne sahip oluyor. Yani 10 yıldan daha küçük bir sürede paranızı çıkarma durumunuz oluyor. Bir de karlılığın gitgide arttığını ve buyduğunu düşünürseniz Ciddi bir kar büyümesi durumunda siz 3-4 yılda belki çok rahatlıkla yatırdığınız parayı bu şirketten kazanır hale gelebilecek durumdasınız. Dolayısıyla mesela bu da önemli bir kriter olsun. Onun dışında mesela şöyle bir kriter belirleyebiliriz bence. Şirketin mesela FK'sı ile firma değeri favuk, favuk arasında çok bariz fark bulunmasın mesela diyebiliriz. Bu bunu neden yapmıştık? Çünkü son bilançolara biz baktığımızda ne görmüştük? Çoğu şirket değerleme karı yazmıştı. Değerleme karı yazdığı için şirketler veya finansman işte geliri vesaire gibi veya ciddi bir yatırım yaptığında ne oluyordu? FK ile firma değeri favok arasında bariz bir fark oluyordu. FK çok düşük görünüyordu ama şirketin favok üretme gücü çok fazla yüksek olmuyordu. Dolayısıyla bu şirketleri de aradan elememiz lazım. Özellikle mesela gayrimenkul yatırım ortaklıkları vesaire gibi yeniden değerleme karı yazdığında bu şirketler. Ee, birazcık farklı çarpanlar çıkabiliyor. Mesela çok yüksek, firma değeri FAVÖK çok yüksek oluyor. FKS çok küçük görünüyor. Ee, bu da bizi yanıltabilir. Mesela bu hisseleri de e, örneklemden çıkarmamız gerekiyor. Onun dışında mesela biz ne demiştik? Belli bir öz sermaye karlılığı da isteyelim. Mesela öz sermaye karlılığımızda minimum e, %30'dan büyük olsun diyelim. E, ortalama öz sermaye karlılığı. Yani bir yılın ortalaması. Mesela şirket 1 milyar öz sermaye ile başladı. Yılı 2 milyarla bitirdi. Ortalama öz sermayesi 1,5 milyar. Bu şirket mesela en azından %30 para kazansın istiyoruz. Yani 500 milyon mesela 1.5 milyar öz sermayeli 500 milyon kazansın istiyoruz ki bu şirket e, öz sermayesiyle ciddi karlar yapabilen ve enflasyonu yenebilen bir şirket olsun. Mesela bu kriterleri belirledikten sonra e, bu şirketleri nasıl biz acaba e, seçebiliriz? E, ona göre teknik analizlerine bakıp mesela ucuz kalmış bilançosuna göre şirketleri en azından bir e, sepet yapma ihtimalimiz olur. Ve bunların içerisinden takip ettiklerimizi mesela seçebiliriz. E, bu TradingView'da arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi hisse senedi takipçisi diye bir özellik var. Buradan açtığınız zaman e, hisse senetlerinin belli özelliklerini bu filtrelerine girdiğinizde size bunları veriyor. E, dolayısıyla çok güzel bir özellik. Buraya hem finansal e, temel analiz kısmında filtreler girebiliyorsunuz, Hem de teknik analiz kısmında filtreler girebiliyorsunuz. İndikatörler, işte osilatörler, her şeyi girebiliyorsunuz. Dolayısıyla gayet güzel bir e, şekilde hisseleri sizin için ayırt edebiliyor arkadaşlar. Mesela buraya yazmışım, e, sembol tip dedim işte hisseler. Depo sertifikası borsa yatırım fonları demişiz. Öz sarmaya karlılığı. Ne demiştik? Öz sermaye karlılığımız mesela minimum e, %30'un üzerinde olsun. Ortalama öz sermaye karlılığımız. Onun dışında mesela fiyat kazanç oranımız e, ne demiştik? Mesela şuradan hemen bakalım kriterlerimize ne belirlediğimizi. Mesela öz firma fiyat kazanç oranımız 15'ten küçük olsun istiyoruz. Yani yatırdığımız paranın en azından 15'te biri kadar şirket bize bir kar üretsin istiyoruz. Mesela piyasa değeri defter değeri. Ee, şirketin e, belli bir şey olsun mu? Mesela yani şöyle 15 diyelim ki çünkü %150 özel menekarlığı çok zordur. Ee, en azından burada mesela e, piyasa değeri, defter değeri 15'in üzerindeki şirketleri yani çok şişmiş şirketleri elemiş olacağız arkadaşlar. Onun dışında diğer bir belirlediğimiz kriter. Basit hareketli ortalama e, yüz değeri şirketin fiyatından büyük veya eşit olsun istiyorum. Yani bu şirket 100 günlük hareketli ortamasının altına inmiş veya 100 günlük hareketli ortamasının tam üzerinde olsun ki 200 günlüğe doğru bir gidişat olduğunu görelim. Ee, ve bu şirketin gerçekten bu düşüşten ciddi derecede etkilendiğini varsayıp 200 günlük hareketli ortalamaya gelirse mesela burada yedek akçe sıkma durumumuz olsun. Ee, bu şirketleri şöyle bir seçelim. Bakalım bu kriterlere uyan hangi şirketler varmış arkadaşlar. Şu unuttuğum bir kriter var mı? Ee, FK ve FDF yok arasında bariz bir fark bulunması. Buna tek tek bakmamız gerekiyor. Yani onunla ilgili ee, çok bariz bir kriter burada filtreleyemiyoruz maalesef ama e, kabaca burada kriterlerimizi seçtikten sonra filtreleri işaretliyorum. E, hiçbirini sıfırlamıyorum gördüğünüz gibi 6 tane filtre seçmiş olduk ve bugünün özelliklerini aldık bugünün fiyatlarıyla işlem yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra bu bize filtreleyecektir ama biz burada yeterli e, şey bulabilmek için e, şirketleri şu sütunlarda ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Mesela sütunlara bizim istediğimiz özellikleri koymamız lazım. O yüzden buna fiyat gelir, işte işletme değeri. Bunları çıkarıyorum. Mesela kayıtlı hisse senetleri vesaire diyor. Biz buraya mesela neyi koymuştuk? Öz kaynak karlılığı koyduk. Mesela öz kaynak karlılığını buradan işaretledim. Onun dışında fiyat defter değeri oranı koymuştuk. Mesela fiyat defter değeri oranını koydum. E, i̇şletme değeri Favök. E, fiyat Favök yani onu da koyduk. Bir de FK oranını koyduk arkadaşlar. Buradan seçtikten sonra bunları da filtreledikten sonra. Burada e, şirketlerin artık özellikleri geliyor. Ben buradan yeniliğe bastım. Şimdi piyasa değeri defter değerini şirketin e, öz sermaye karlılığıyla böleceğimiz için bu ikisini yan yana getirdim. E, FK oranında firma değeri fabrik ile karşılaştıracağımız için bunu da yanına koydum arkadaşlar. Mesela gördüğünüz gibi burada şirketler artık bize sıraladı. E, bunları da mesela istediğimiz bir kritere göre sıralayabiliriz. Mesela öz sermaye karlılığı en yüksek olandan en düşük olana göre e, bir tarama yapalım. Mesela. E, siz diğer kriterleri de kullanabilirsiniz. Şimdi bu trading bir ücretsiz olduğu için sadece e Gmail'inizi veya işte herhangi bir mail hesabınızı girip e buradan üyelik açabildiğiniz için bu özellikleri bedavaya kullanabilirsiniz. Yani böyle işte e çok ciddi paralar vermek istemiyorsanız veri tabanlarını veya işte ücretli sitelere e bu basit özelliklerinden faydalanarak gayet güzel e taramalar veya analizler yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi en yüksek öz sermaye karlılığı olan şirketi arkadaşlar sıraladım. Mesela Medical Park %138 öz sermaye karlı olan bir şirket. Aşağıya doğru iniyor. Mesela Alert Holding var, Silver Line var, Intema var, Teknosa var. Gördüğünüz gibi aşağıya doğru arkadaşlar öz sermaye burada sıralamış oluyoruz. Buradan mesela e, bilançosuna göre öz sermaye yüksek olup fiyatı ucuz kalan şirketi bulmamız lazım. Dolayısıyla ne demiştik? E, öz karlılığı bölü fiyat e, defter oranı veya piyasa değeri defter değeri oranını böldüğümüzde ondan büyük bir değer çıkıyorsa bu şirket sizi defter değerine göre 6-7 yılda amorti edecek demektir. Yani ödediğiniz fiyata defter değerin ulaşması demektir bu. Ve ondan sonra piyasa değeri defter değeri bir bile olsa siz ondan sonra her zaman kar edeceksiniz demektir. Ee, karlarını büyüterek gelirse veya üstlenmeye karlı bu şekilde e, yüksek kalmaya devam ederse diye düşüneceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla buradan kriterlerimiz üzerinden bir e, seçerek gidelim. Mesela Medical Park şirketi bizim kriterlerimize göre ucuz mudur arkadaşlar? Şimdi özsermeye karlı 138. Yani %138 özsermeye karlı var şirketin. Piyasa değeri defter değeri 9. Ne demiştik? Bunu piyasa değeri defter değerine böldüğümüzde ondan büyük bir değer çıkıyorsa bir şirket fiyatına göre aslında iyidir demektir. Onun dışında mesela FK oranla, işletme değeri FAVO oranla karşılaştırmamız gerekiyor. Şimdi Medical Park için baktığım zaman ben kriterlerimi karşıladığını görüyorum. Yani özsermeye karlı gayet yüksek piyasa değer defter değerinin 10 katından daha yüksek, onun dışında FKS'ına ve firma değeri Favökü'ne baktığımda firma değeri Favökü'nün daha küçük olduğunu görüyorum. Demek bu şirketin karları içerisinde çok bariz bir değerleme karı yok. Dolayısıyla öz sermaye karlılığı da esas faaliyetlerinden geliyor gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla Medikal Park mesela bizim kriterlerimize uyuyan bir şirket oldu. İşte mesela siz bu şirketi not edip bilançosuna temeline tekniğine bakarak, Üç acaba nerede ekleme yapabilirim? E, ciddi bir düşüş oluyor sonuçta. E, bu durumu değerlendirmeniz gerekiyor. Mesela ben bu hissenin takipçisini kapattığım zaman tekrardan grafik önüme geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bedikal Park şirketi. E, tepe noktası 92. Şu an bulunduğu yer 75. Tepe noktasından bu şirket e, arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece %18 düşmüş. Çok bariz bir düşüş yok ama... Şirket yatay bir hareket yaptığı için gördüğünüz gibi 100 günlük hareketli ortalamasının altına inmiş. 200 günlük hareketli ortalamasına baktığımızda bu şirketin 60 TL'de olduğunu görüyorum. Mesela bu şirket 60 TL'ye geldiği zaman ciddi fırsatlar verecek olabilir. Çünkü 200 günlük hareketli ortalamaya mesela çok nadiren demiş. Dedikten sonra ciddi yukarı doğru hareketler yapmış arkadaşlar. şirketin düşen trendinin Kırdığını fakat yatay hareketlerine devam ettiğini de burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki mesela Medikal Park şirketi siz buradan kendinize bir yedek akçe veya portföyünüzde varsa ya yeni eklemeyi düşünüyorsanız e, dolayısıyla 200 günlük hareketli ortamasına geldiğinde fırsat veriyor gibi düşünebilirsiniz. Veya siz kendinize göre başka yatay desteklerden mesela diyebilirsiniz ki e, ben bu şirketi şu noktadan mesela ekleyebilirim veya şu noktadan benim için bir destek noktasıdır dersiniz. 68 noktasına mesela ekleme yapabilirim diye düşünerek bu şirketi takibi alabilirsiniz. Temel analiz olarak çarpan olarak en azından basit değerleme kriterlerimize göre fiyatı pahalı bir şirket olmadığı görünüyor arkadaşlar. Mesela logaritmik grafiğe göre de ben daha önceden bu şirketi çizmişim. Gördüğünüz gibi bir kanalını geçmiş. ikinci kanalın zirvesine doğru yaklaşırken aşağıya doğru satış yemiş. Kanalında orta bandının altında. dolayısıyla 200 günlük hareketli ortalamayla bu kanalın alt bandı Benzer seviyelerde ve bu seviyelerde 64-65 civarlarını gösteriyor. Buraya kadar düşüş olma ihtimali her zaman var gibi duruyor bu şirkette. Dolayısıyla mesela bu şirket 65 noktasına geldiğinde tepeden aşağıya doğru %30'dan fazla düşüş yaratmış olacak. Belki de bu şirketi takibi alabilirsiniz arkadaşlar. İyice aşağı doğru düştükten sonra mesela size bir fırsat verebilir. Yani burada amacım şirketi iyi mi kötü mü söylemek değil. Size bir yol çizmek. Mesela belli şirketleri seçmeyi gösteriyorum. Mesela Alarko Holding'i görüyorum burada. Öz sermaye karlılığı %118. Piyasa değeri defter değerine böldüğümde ondan büyük bir rakam çıkıyor. 118 bölü 857. Yani piyasa değeri defter değeri 11'e kadar normal. Ee, bu tarafa geldiğim zaman mesela FK oranının 383 firma değeri Favökü'nün 64 olduğunu görüyorum. Tabii ki bu durum holdinglerde normal. Çünkü holdinglerde altındaki şirketlerden gelen karları o kaynak değerleme yöntemiyle değerledikleri için holdinglerde FK ile firma değeri FAVÖK'ün birbirine yakın olmasını çok beklemezsiniz. Dolayısıyla Alarko'da bu tarafa bakmanıza gerek yok. Alarko'da bakmanız gereken yer ee, şirketin e, bu taraftaki özellikle e, öz sermaye karlının piyasa değeri, defter değeri oranı. Tabii ki bu holding olduğu için muhtemelen Findables'a yanlış çıkmış. Gördüğünüz gibi firma değeri şey fiyat bölü defter değeri 15'ten küçük görünüyor ama 8.57 görünüyor. Birazcık sanki yüksek gibi. Çünkü e, alarko Holding'in bu kadar yüksek bir piyasa değeri, defter değeri yoktu. Mesela şuradan bakabilirsiniz. Şöyle açtığınız zaman e, evet piyasa değeri, defter değeri mesela 2 görüyorsunuz. Alarco'nun. Kârlarında 11 milyar görüyorsunuz. Öz sermaye karlı da %100'e yakın. E, hatta sene başıyla sonun orta adınıza %100'ün üzerinde çıkıyor. Dolayısıyla Alarko mesela ucuz görünen şirketlerden bir tanesi. Ama holding olduğunu göz önünde bulundu. Tüm holdingler ucuzdur. E, kârlar yarıya bile düşse fiyat, e, piyasa değeri defter değil 4 oluyor bu şirketin. Dolayısıyla mesela ucuzluk kriterlerimize aslında uyan bir şirket. Öz sermaye çok yüksek. Piyasa değeri defter değil de düşük bir şirket. Mesela kriterlerimize göre Alarko Holding 100 günlük hareketli ortamasının altına gelen bir şirketmiş. Bakalım gerçekten 100 günlük hareketli ortamasının altına gelen bir şirket miymiş? Ee, şöyle tekrardan buraya indiriyorum. Mesela gördüğünüz gibi Alarco Holding'in hareketlerini ee, tepe noktasından güzel düşüşler gerçekleştirdiğini görüyorum. Ee, burası logaritmik grafik. Şuralı lineer yaptım. Şöyle bakalım, tepe noktasına mesela şirket 33, 33 düşmüş. Ondan sonra ee, tepki hareketleri yapmaya devam etmiş. Fakat ee, son bu düşüşlerden sonra tekrardan yüz günlük hareketli ortamasının altına indiğini görüyorum ve 200 günlük hareket ortalamasına doğru ilerleyen bir şirket haline gelmiş. Şuradan bir yatay destek attığınızda mesela bu şirkete mesela şurada toplama bölgeleri var buraları işaretlediğinizde 60 TL noktası 200 günlük hareket ortalamayla kesişiyor ve bu noktayı 1, 2, 3 kere daha önce hatta 4, 5 kere şuraya da sayarsak test ettiği görünüyor. Demek ki Alarko Holding mesela fırsat vermesini istiyorsanız %14 daha düşüş yaparsa size ciddi fırsatlar verecek bilançosuna göre çarpanları da iyi olan bir şirket. Mesela o şirketler arasında e, Alarko'yu da ikinci sıraya koymuş bulunuyor. Hisse senedi takipçisi. E, onun dışında mesela Silver Line Endüstri var. yüzde %117 öz sermaye var. Piyasa değeri defter değeri 6 olduğunu görün. E, fiyatına göre ucuz bir şirket. Yüz günlüğünün altında. Mesela siz takip ediyorsanız Silver Line'a bakabilirsiniz. Intema'ya bakabilirsiniz. Küçük şirketler olduğu için bunlara bakmıyorum. Mesela burada Teknosa'yı görüyorum. Ee, Öster mekarlı Piyasa değeri defter değerinin 479 olduğunu görüyorum. Mesela buradan teknosaya bakalım. Kaç günlük hareketli ortalaması? 100 günlüğün altındaymış ama 200 günlüğe gelmiş mesela. Buradan 200 günlüğe geldiyse mesela güzel bir fırsat veriyor olabilir şirket. Evet gördüğünüz gibi 200 günlüğe çok çok yakın bir şirket görüyorum. Teknosa'da şöyle grafiğimi küçülteyim tekrardan. Lider grafikte bakıyoruz. Bakın. Tepeden aşağı kadar çok ciddi bir düşüş gerçekleştirmiş. Bilançosu fena değil. %49'luk düşüş gerçekleştirmiş. 200 günlük hareketli ortalamasına çok yakın bir şirket. Gördüğünüz gibi 200 günlük hareketli ortalamasına çok az kalmış. Biraz daha düşüş yaparsa yani %5 miktarında e, fiyat 16 30'larda 200 günlük hareketli ortalamayla buluşmuş olacak. Daha önce 200 günlük geldiğinde mesela bir tepki hareketi yaratmış. Eee göre çarpanlar iyi sermaye karlılığı Yüksek bir şirket ve de %50 düşüşünü tamamlamış. Üstelik de 200 günlük hareketli ortaması yakın. mesela. Bunu not defterinize yazabilirsiniz diğer şirketlerin altına. Ee, siz de bu şekilde mesela e, şey kullanarak trading TradingView'u ucuz şirketleri bulabilirsiniz. Mesela Türk traktörü görüyorum burada. Öz sermaye karlılığı %100'ün üzerinde görünüyor. E, ortalama öz sermaye karlılığı. Piyasa değeri defter değeri de 8'lere yakın. Yani burada %10-15'lik bir e, ucuzluk görünüyor fakat fiyatına baktığım zaman mesela burada 100 günlük hareketli ortalamasının çok altında durmuyor şirket. Burada bir hata olabilir. Bazen bu filtrelemede hata oluyor. O yüzden tek tek mutlaka bakın arkadaşlar. Yüz 100 günlük hareketli ortaması henüz birazcık e, var gibi duruyor şirket. Ama yüz e, 100 günlüğe geldiğinde mesela bu şirkete bir fırsat verecektir. Eğer ki 100 günlüğün altına inerse o zaman 200 günlüklerde ciddi fırsatlar verecektir. Ama Türk Traktör gibi çok ciddi yükseliş hareketi yapan bir firma. E, şöyle baktığınız zaman bir e, yıldır neredeyse bir yıldan fazla süredir hiç 200 günlük hareketli ortaması değmediğini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla mesela buradaki yatay destekler e, bu şirket tutacaktır diye düşünüyorum. Tutmazsa e, daha da aşağıya yasa ciddi fırsatlar verebilir. Mesela öz sermaye göre güzel bir şirket gibi duruyor Türk Traktör. Aşağı indiğiniz zaman Tur var. E, buna bakmayalım. Mesela doğuş otomotivi görüyorum. Öz karlı %97. Piyasa değeri, defter değerinin 2 olduğunu görüyorum. Yani şimdi çok ciddi ucuzluk görünüyor bu şirkette. Şöyle bir grafiğini de inceleyelim doğasını. Mesela bilançosunu incelemiştik, beğenmiştik. Birkaç kötü haberi vardı. Mesela karşıtı yatırıma göre kriterlerimizi karşılıyor mu? Kriterlerimiz neydi? Karşıtı yatırıma göre. Yani %40-50 düşüşünü tamamlamış olacak. %39 düştüğünü görüyorum. Hatta %35 gibi. Birazcık daha sanki düşse daha iyi olabilir gibi duruyor. 200 günlük hareketli ortaması yakın olacak. Temel analiz anlamında çok bir sıkıntısı olmayacak şirketin. Dolayısıyla mesela doğuş otomotivinde takibi almak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü neredeyse... %40 yakın düşüş gerçekleşmiş. 200 günlük hareketli ortamasına çok yakın. Üstelik de öz sermaye karlılığı gayet yüksekken piyasa değeri, defter değeri düşük. Onun dışında mesela e, bu şirketin FK'sı falan da düşük. Yani FK'sı 3.36, firma değeri FAVÖK 3. Herhangi bir değerleme vesaire ciddi bir kar yazmadığı halde şirketin çarpanları ucuz görünüyor. Fiyatında ciddi düşüşler olmuş. Mesela onun dışında Tukaş'ı görüyorum burada. Tukaş'ın mesela öz sermaye karlılığı %96'ymış. Piyasa değeri defter değeri 9'a kadar normal sayabiliriz. Piyasa değeri defter değerin 4.28 olduğunu görüyorum. FK'sı 6.5. Hani 10'a kadar normal kabul edebilirsiniz mesela Tukaş. Çünkü geçen yıl 10-12 FK'lardan fiyat yanmış şirkette. Fiyatında muhtemelen ciddi düşüşler olmuş ki 100 günlük hareketli ortalamanın altına da gelmiş şirket. Şöyle bakalım Tukaş şirketine mesela. Gördüğünüz gibi burada çok ciddi düşüşler olmuş. 200 günlüğe doğru gelmeye çalışıyor. Henüz daha gelememiş ama Tepe noktadan çektiğin zaman şu an %31 düşüş tamamlanmış. Aşağıya doğru gelirse %40'lara varan düşüş olacak. Öz sermayekarlığı gayet güzel. Mesela bu şirketi de not edebilirsiniz. Yani Ciddi düşüşler yapan bir şirket. Daha da aşağılara gelirse bilançosunu bir inceleyin. Şirketi beğeniyorsanız tabii ki burada almanız lazım. Sadece burada göründüğü duruma göre alırsanız çok fazla her zaman işe yaramaz. Terste bırakabilir arkadaşlar. Dolayısıyla buradan şirketlere siz bakın. Mesela enerji sayı görüyorum. %90 çöz sermaye karlı. Piyasa değeri defter değeri 1.67. Fakat bu şirkette işte mesela FK ile firma değeri Favok'u karşılaştırdığınız zaman iki katlık bir fark var. Yani FK'sı 2.5 iken firma değeri Favok 5. Dolayısıyla burada bir değerleme karı olduğunu fark etmeniz lazım. Niye? Favok üretme gücü daha düşük. FK kazanç üretme gücü daha fazla. Demek ki burada değerlemeden bir kar yazılmış. Esas sahaliyetlerinden gelmeyen bir karlılık durumu var. Dolayısıyla siz burada mesela piyasa değeri defter değerini Birazcık yüksek gösterebilirsiniz. Mesela 3 gösterirsiniz. Demek ki şirket 3 kat daha ucuz olması gerekenden gibi basit bir metot kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle indiriyorum. Mesela gayet güzel bir öz serbe. karlı olan şirket. Fiyatında ciddi düşüşler olmuş. Şöyle bakıyorum. Şu an yatay desteklerin olduğu bölgeye kadar şirket gelmiş gibi duruyor. Şöyle aşağıya doğru indiriyorum. %25 düş. tamamlanmış ama 100 günlüğün daha yeni altına geçmiş. Eğer buradan daha da aşağılara giderse bu zaman o zaman enerji saç şirketi mesela 200 günlük hareketli ortama iyice yaklaştığında bir fırsat verecek olabilir arkadaşlar. Tabi burada biz kanallar vesaire atmışız daha önceki analizimizde. Şu an buradaki ikinci kanalın altından aşağıya doğru taşmaya başlamış. Eğer ki burası tutmazsa aşağıya doğru ciddi düşüşler gerçekleştirirse bu noktayla buluştuğu zaman mesela güzel bir yedek akçı kullanma zamanı olabilir. Buluşup buluşmayacağını şu an için bilemeyiz tabii ki arkadaşlar. Burası güzel bir destek noktası. Belki de buradan tepki hareketi yapacaktır ama çarpanlarla göre en azından fiyatı çok pahalı olmayan bir firma. Burada bug faşı görüyorum. %91 öz karlı. Piyasa değeri defter değeri 2.23 fakat burada da mesela Favökü FK'sından bayağı pahalı görünüyor. Yani e, buradaki öz sermeye karını %60 gibi düşünebilirsiniz. Neden? Çünkü yeniden değerleme karlarla şirkete bir kar yazılmış gibi duruyor. Dolayısıyla mesela normal ederinin yarısında gibi duruyor Bankaş şirketi. Bakalım tepeden ciddi düşüşler gerçekleştirmiş mi? Şöyle indiriyorum, küçültüyorum burayı da. Evet gördüğünüz gibi Bankaş'ta da çok ciddi düşüşler olmuş arkadaşlar. Hatta 200 günlük hareketli ortamasının altına gelmiş. Mesela burayı takip etmek lazım. Ne kadar daha ucuzlatabilirler bu şirketi diye düşünmek lazım. 200 günün altına indirmişler. Çünkü 200 günün tekrar üzerine geçerse bir fırsat doğurabilir. Şirket %47 düşüş tamamlamış. Karşı yatırıma göre de kriterleri sanki karşılıyor gibi duruyor arkadaşlar. Burayı mesela takip edebilirsiniz. Güzel bir noktada duruyor ama 200 günün birazcık üzerine geçsin. üzerinde tutunmaya çalışsın. Ondan sonra mesela e, deneyebilirsiniz şirketi. E, bu metotlar arkadaşlar size aslında şirketleri böyle nasıl seçebilirim? E, veya nasıl uygun olan şirketleri çok pahalı olmayan şirketleri bulabilirim açısından bir strateji getirmek amacıyla anlattığım bir e, durum oluyor arkadaşlar. Mesela Aygaz şirketi %90 öz sermaye karlılığı var. Piyasa değeri defter 2 olduğunu görüyorum. Mesela gayet uygun görünüyor. FK aslında sadece sadece 4 olduğunu görüyorum. Yani bu şirketin karları yarıya bile düşse yani öz sermaye %45 olsa buna rağmen yine de ucuz görünen bir şirket. Mesela Aygaz şirketi arkadaşlar. Şöyle bakalım Aygaz'ın grafiğinde bir şey var mı? Dineğere çizmişiz. Bakın gördüğünüz gibi çok ciddi düşüşler getirmiş. Hatta yatay desteklerini kırmış. Şimdi yatay destekler kırıldığı için burada 70 noktasında. Dolayısıyla aşağı doğru şirket hızlı bir düşük gerçekleştirirse 61 noktasında 200 günlük hareketli ortamıyla buluştuğunda mesela size bir fırsat veriyor olabilir arkadaşlar. Ee, siz de bu hisse senin takipçisini kullanarak e, kendiniz mesela buradan e, güzel uygun hisseleri mesela e, grafiklerine bakma şansınız var. Mesela natural gazı görüyorum. %81 öz sermeye karlılığı var. Piyasa değeri defter değeri 3. Yani beklediğimizden böyle neredeyse 2-2,5 kat ucuz görünen bir şirket. Bakıyoruz tepeden %52 düşüşünü gerçekleştirmiş. Yani şu anda %10 yükselmiş dip noktasından. Gördüğünüz gibi 200 günlük hareketli ortalamaya dokunmaya ramak kala şirket yukarı doğru hızlı bir hareketlenme yapmış. Ve burada mesela yani güzel karlarda üretmiş diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani ciddi manada aslında yükselmiş şirket. Mesela 25'ten 33'e çıkmış 200 günlük hareketli ortalamaya değdikten sonra. İşte buradaki mantık 200 günlük hareketli ortalamaya çok yakın yerden şirkete giriş yapmak. Tabii ki karlı, büyüyen iyi bir şirkete giriş yapmak. Rastgele şirkete giriş yapmamak için de buradan temel analiz çarpanlarına bakacaksın. Mesela mavi giyimi görüyorum. Bilançosunu beğenmiştik. Gördüğünüz gibi öz sermaye karlı. %77. Piyasa değeri defter değerimiz 4. Yani 7'ye kadar normalde de %30 yukarı potansiyeli var. Ama mesela bu şirketi gördüğünüz gibi 100 günlüğün altına yeni geçmiş. Daha 200 günlüklere inmemiş. Mesela şöyle grafiğine baktığımız zaman. Ee, 100 günlüğün altına inecek, ondan sonra 200 güne kadar bayağı yolu var. Uygun fırsat vermesi için. Şirket yine de çarpanlarına göre fena durmuyor. Ama tepeden işte %50 düşüş sağlamamış. Yani şu an mesela %30 düşmüş ama düşüş hareketinin çoğunu geri almış. Dolayısıyla çok ciddi fırsatlar vermiyor. Yani çok uygun değil teknik analize göre. Ama çarpanlarına göre ucuz görünen bir şirket. Mesela burada sayı görüyorum, Galata Wind'i görüyorum. %70 öz sermayekarlı var piyasa değeri defter değeri 5. Mesela gördüğünüz gibi gitgide e, ucuzluk kriterlerimizi karşılama oranı azalıyor. Yani mesela Galata'nın diğerleri kadar ucuz görünmüyor ama yine de burada bir potansiyel olabilir. Mesela baktığımız zaman şöyle çok güzel bir düşüş vermiş ve 200 günlük hareketli ortamaya dokunmuş. Mesela Galata'nın şirketi işte. Şuradan çekiyorum aşağıya doğru. Bakın %40 hatta şu aşağı indim %47'lik düşüşü tamamlamış. 200 günlük hareketli ortama bugün daha yeni dokunmuş. Yani bu çok güzel yerde bulunan bir şirket aslında. Mesela daha önce de ne zaman 200 binde dokunmuş derseniz yani muhtemelen çok eskilerden dokunmuştu Çünkü e, iyi performanslar sergilemiş şirket. Belki halka arzdan beri hiç dokunmamış bile olabilir. E, dolayısıyla mesela burası fena olmayan bir nokta bu şirket için. Şu anki fiyatı 16.65 görünüyor. 200 günlük hareketli ortamasında durdurmuşlar şirketi. E, bakalım daha ne kadar düşürecekler. E, ama tepeden %50 düşen bir şirket. Öz sermekalı da %70'lerde arkadaşlar. Bu şekilde mesela Trabzon Limanı görüyorum. Ee, yani gösterme karlı 72 görünüyor, %72. Piyasada ev defter değeri burada biraz yüksek görünüyor ama şöyle Matrix'ten bakalım. Trabzon Limanı mesela. Şurada vardı, geçen bakmıştık. Çok pahalı bir şirket gibi durmuyordu. Böylece piyasa ev defter değerimiz 380'lerde görünüyor. Ee, dolayısıyla bu şirket de mesela tepeden düşürdükleri için 100 günlük hareketli ortamasında altındaymış. Ee, burada mesela grafiğini inceleyebilirsiniz. Biri sayı görüyorum. Ee, %71 öz sermayekarlar. Piyasa değeri defter değeri 5. Mesela çok bariz ucuzluk yok ama yine de yüz günlük hareketli ortamasının altında olan bir şirket. Tezol var. Kua Granit var. Cem Taşı görüyorum. Ee, Alkim'i görüyorum. Mesela Mercan Kimya'yı görüyorum. Bakalım Mercan Kimya neler yapmış. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şirketi çok ciddi düşürmüşler. Öz sermayekarlı %64. Piyasa değeri defter değeri 5. Yani burada %10-15'lik çarpanlarına göre bir ucuzluk görünüyor. Ama tepeden baktığınızda %40 düşmüş. Demek ki bu şirket daha önceden birazcık fazla şişirmişler ama 200 günlük hareketli ortalamaya dokunmadan şu an bu noktada dönüş hareketleri yapmaya çalışıyor. Eğer ki 200 günlük hareketli ortalamaya gelirse burada size mesela %10'luk bir ucuzluk daha sağlayacaktır arkadaşlar. Takip etmek gerekiyor bu şirketleri. R dizi görüyorum. Mesela %64 öz sermekarlar piyasa değeri defter değeri 2. Ee, ucuz görünüyor şirket. 100 günlüğünün de altındaymış. Karton sanı görüyorum. Ee, şöyle iniyorum iniyorum. Agesa var. AYN enerji var arkadaşlar. Mesela %56 öz karlı. Piyasa değeri defter değeri 3'e 4'e kadar. Normaldir. E, piyasa defter değeri defter 2 görüyorum. Mesela e, bakalım. 200 günlük hareket ortalamasına gelmiş mi? AYN enerji. Bakın gördüğünüz gibi 200 günlük hareketli ortalamasına çok yakın bir şirket. Bu logaritmik grafik. Şurayı küçültüyorum sizin için. Logaritmeye de alayım. Şöyle de yapayım. Sizler için. Evet arkadaşlar. Bakın 200 günlük hareketli ortaması 28'den geçiyor. Şu an şirket 28.82. Mesela tepesinden baktığınız zaman tepesinden de %41 düşüş yapan bir şirket. ayan Enerji arkadaşlar. Mesela ciddi düşüşler gerçekleştirmiş. Polho var. E, Anadolu Hayat Emeklilik var. Çelebi'yi görüyorum. Mesela Çelebi'ye bakalım. Çelebi bugün dikkatimi çekmişti. Bakın mesela 200 günlük hareketli ortamasına gelmiş. Ondan sonra şu lineer alayım tekrar bazı şirketler lineerde bazıları logaritmikte inceliyorum. Bakın gördüğünüz gibi düşmüş düşmüş düşmüş. Ee, en tepe noktasından aşağıya kadar %40'lık düşüş yaratmış. Üstüne de 200 günlük hareket ortamında ciddi bir tavan açılış yaparak yukarı doğru gitmiş. Muhtemelen bir temettü haberi vardı. Bundan ötürü şirketi yukarı doğru satın almışlar ama 200 günlük hareket noktadan fırsat vermiş gibi düşünebilirsiniz. Çarpanlar da uygun olduğu için arkadaşlar. Link bilgisayar. Lokman ekimi görüyorum. Yükselen çeliği görüyorum. Mesela yükselen çeliğe de bakalım. Şöyle küçültüyorum. Bakın yükselen çelik. Mesela bu metot da işe yarayan metot aslında. Çünkü çoğu şirkette 200 günlükten tepki hareketleri var. Şöyle gördüğünüz gibi tepe noktasından %31'lik düşüş yapmış. 200 günlük hareketli ortalamasına geldikten sonra şirket yukarı doğru atılım hareketleri yapıyor. Yani bakın buradan tepki yapmış. 3 gündür yukarı doğru yükseliyor. 21 günlüğe takılıyor. Buranın üzerine çıkmaya çalışıyor. Demek ki 200 günlük hareketli ortalamadan şirket aslında yukarıya doğru gitmeyi istiyor. Bakalım altına indirecekler mi ama şirket fena olmayan noktalarda Hisse senedi takipçisine baktığınız zaman mesela 48 öz sermaye var. Piyasa değeri defter değeri 3. 4'e kadar normal deseniz 15-20 potansiyel olabilir arkadaşlar. Daha da aşağı indiğimde artık öz sermaye gitgide şirketlerin düşüyor. Buna göre siz değerlendirmeniz lazım. Mesela Aksiyon şirketi var. Yüzde 33 öz sermaye 2.27 piyasa değeri defter değeri var. Tepeden de muhtemelen %50'den fazla düşmüş bir şirkettim diye düşünüyorum. Şöyle aksiyonu küçülteyim. Böyle yapıyorum tekrardan. Lineer grafikte. Evet. Bakın gördüğünüz gibi güzel bir rally yapıyor. Rally'den sonra tepeden aşağıya doğru %44 düşmüş. Fakat bu şirketi biraz fazla düşürmüşler. 200 günlük hareketli ortam çok altına inmiş. Buralar da biraz tehlikeli. Yani burada 200 günlük hareketli ortam biraz üstüne çıkarsa daha güvenli alımlar belki yapılabilir. Ee, ama düştükçe de şirketin fiyatı tabii ki daha da ucuz diyecektir arkadaşlar. Ciddi bir düşüş gerçekleştirmiş. Tüm hareket ortalamaların altında olduğu görülüyor. Böyle durumda haftalık hareketli ortalamalara bakabilirsiniz. Mesela bu şirketin östersme karlı fena değil gibi düşünebilirsiniz. FK'sı da 8'lerde. E, aşağı doğru iniyorum. Parsanı görüyorum. Orçayla beraber de bitiyor arkadaşlar. Listeye giren son şirketimiz de Orçay olmuş ama 30 östersme karlılığı var. Sadece e, dolayısıyla daha yüksek östersme karlı şirketleri tercih edebilirsiniz. Bu trading viable, bu özelliği gayet güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. E, benim için de. Ee, iyi oluyor buradan bakmak. En azından e, 15-20 tane e, takip edilebilecek hisse senedini kendimize çıkarmış olduk. Ee, borsadaki düşüşler devam edebilir. 4700'e kadar gidebilir. Yarın tepki hareketi yapabiliriz. 100 günlük hareket portalarımız. Çok fazla sıkıntı yok. Özellikle şirketin tanıyan bilinçli yatırımcılar için, ihtiyacı olmayan parayla yatırım yapanlar için, kredili mal taşımayanlar için ve yok işlem yapmayanlar için e, sakinlikle karşılanabilecek günler e, aylar, yıllar bekleyebiliriz. Çünkü ama diğer türlü işte kısa vadeci olanlar, çok panik olanlar için de birazcık tedirgin olunabilir. Üçgenin içerisindeyiz çünkü anstabil hareketler gerçekleşiyor. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.